Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayımda. Başbakan Ersin Tatar ise anketlerde bir adım önde. Seçim kampanyaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni bir geleceğe yürüyoruz sloganıyla yola çıkan Tatar, ilkelerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye ile ilişkilerinin daha da güçleneceğini söyledi. Yeni bir geleceğe yürüyoruz sloganıyla yola çıktı. Propaganda sürecini başlattı. Türkiye ile daha yakın çalışacağını söyleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ilkelerini kamuoyuyla paylaştı. Evet. Yavru vatan geri sayımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sandıklar 11 Ekim'de kurulacak. Cumhurbaşkanlığı koltuğu için adaylar birbirleriyle yarışacak. Gözlerse şimdiden anketlerde Gezici Araştırma Merkezi o sonuçları yayınladı. Başbakan Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı yarışında bir adım önde olduğu ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise rakibi Tatar'ın 6,6 gerisinde. Yeni bir geleceğe yürüyoruz sloganıyla yola çıkan Başbakan Ersin Tatar, seçildiği takdirde Türkiye ile ilişkilerinde daha güçlü bir yakınlaşma vurgusu yaptı. Rum yönetiminin mevcut zihniyeti değişmeden Kıbrıs'ta iki halkı barış içinde huzura taşıyacak bir anlaşmanın mümkün olmadığına işaret etti. İki devletli çözüme hazırız dedi, mavi vatana sahip çıkacağını da sözlerine ekledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim ellerimizde daha iyi yönetilecektir. Hepinize teşekkür ederim.